Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizlerdeyiz. Çok şükür değerli izleyicim, abicim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicim? Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin. Dertler, yürek, dermanlar, atmasa, sarkalar, mutlu, suyucum, evlen, mücadelim. Bugün arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar isterdi. Yakından bir göstereyim değerli izleyicilerim. Bu şekilde görüyor musunuz canlar? Bunları arkadaşlarım bizim önceden kurutmuş olduğumuz acı tatlı biberler, acı biber diye Noaz'a yeni yanlış söylüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunları doğramıştım arkadaşlarım, sizler de hatırlıyorsunuz. Belki ön balkonumuzda kurutmuştum. Şöyle ilk önce bunları güzelce bir yıkayım canlarım. Şöyle toz falan varsa gitsin. Çünkü balkonda kurutmuşlarım, söylemiş şey olduğum gibi. Toz, toprak, yoldan gelen toz toprağı arkadaşlarım içerisine alır. Şöyle böyle güzelce bir yıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve lazarise Rabbi temin bil hay. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşım hocamızın altını da açtım. Sizlerle birlikte bu tenceremiz içerisinde ne yapıyorsun? O sana da soracak olursunuz canlar. Bugün tarhana çorbası yapacağım. Sizler de biberli tarhana çorbası tarif vermek istedim canlarım benim. Umarım videolarımızı izlerken beğeniyorsunuzdur, yorum yapıyorsunuzdur. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var canlarım benim. Artık bizler de 15 tatile girdik. Sizlerin söyleşte belki semester tatili olabilir. Çünkü arkadaşlarım yerden yere, yerden yere gerçekten fark ediyor söyleyişler, deyişler. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce arkadaşlarım içerisindeki su gitti. Şöyle güzelce su yerine ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tamamdır suyu bir gördüğünüz gibi. Şimdi canlarım ben buradan tarhanamızı alacağım. Şöyle tarhanamızı da aldım. Gördüğünüz gibi bu kabımızın içerisinde canlarımız da tarhanamız yani. Küçük kaşığı alacağım, büyük kaşığı olan almayacağım. Ekmeğin içerisine koyarız zaten. Şöyle birazcık salça alayım çünkü hemen. Salçayı güzel çıkarayım. Su arasında arkadaşlarım üzerine de ilave edip tarhana sosuyla gördüğünüz gibi güzel de kavuruyoruz canlar. Şimdi yerine koyayım. Etrafı çapalım güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi iste ve rafası Rabbi temni bil hay. Rabbi sen hayırlısı yerine yedemi nasip ediyiz. Allah evlenmeniz el fatım aynen ile. Rabbim canı benzetme sen sağlık, huzur, bereketler inşallah. Güzelce arkadaşlar sert yemeklerimizi yapalım. Sizler neler hazırladınız bak kendi emeğimlerinize. Bugün arkadaşlar benim kafam gerçekten yerine hiç kalkmayacak gibiydi. Okula bugün hiç gidesim gelmedi. Karnaya gülüm gibiydi bugün. Bugün günlerden cuma bu arada. Hayırlı cumalarınız olsun. Ama sizler tabii ki bu videomu cuma günü izlemeyeceğiniz için canlar. Sizler bu videomu daha sonra izleyeceksiniz. Değerli izleyicilerim. Karnelerimiz sağ olsun. Sizlere söylemiştim zaten. Ben arkadaşlar birkaç kez onur belgesi aldım. Hatta arkadaşım o videonun altına bile yorum yapmışlar. Düşünün artık bilmeyenler. İnsanlar arkadaşlarım bilmeden yorum yapıyor. Ne yorum yapmışlar o senede soracak olursanız. Yok sen onur belgesi alamazsın. Yok sen bunu yapamazsın. Daha ikinci döneme girmedik. Onlar arkadaşlarım ikinci dönemle alakası yok onur belgesinin. Sizlere buradan bir açıklama yapayım. Açıklama getireyim. Onur belgesi almak için ben mesela Çevre Koruma Kulübü'ndeydim. Hem formam her gün tam gidiyordum. Okulda da devamsızlığım neredeyse hiç yok. Bence kadar azı bir gün vardı. Gerçi ben hocalarımız devamsızdan dolayı vermediler de. Hem kıyafetim yönden hiç arkadaşlarım benim bir gün dahi okula kıyafetsiz gittiğim gün yoktur yani. Hem o yüzden hem öğretmenlerime karşı saygımdan, sevgimden, disiplin cezamın olmamasından. O yüzden arkadaşlarım bana onur belgesi verdi. Buradan ona açıklık getirmek istedim. Onur belgesi yani arkadaşlarım birinci dönemde alınabilir okulun birinci dönemde, ikinci dönemde alınabilir. Ben iki dönemde çoğunlukla alıyorum yani canlarım benim. Hocalarımız bana veriyor. Allah razı olsun. Gerçi arkadaşım ne işe yaradığını bilmiyorum da yine veriyorlar yani. Allah razı olsun hepsinden. Bir kere değil bir kere. Hadi güzel tarhanamızı ben kavurdum canlar. Değerli izleyicilerim. Bu kadar tarhanamızı tarafını şöyle kapandım, kapatayım. Şu şurada dura koysun sonra yerine kaldırmadan da ben birazcık arkadaşlarım böyle oraya buraya koyacağız. İşte o şekilde. Şöyle hemen güzel sizlerle birlikte. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Tuzlu bir ilave değil de.
Tuzunu çünkü sonra ilave etmeyi unutuyorum. Ben canlarım. Şöyle göz kararı elimle arkadaşlar ilave ediyorum. Böyle elimle göz kararıyla iyi oluyor. Gerçekten yemeklerin tuzu. Öbür türlü tuzsuz oluyor canlar. Şöyle tamamlıyoruz. Bizler de tuzumuzu ilave ettik. Şimdi nanemizi ilave edeyim şöyle. Göz kararı. Kadar yeter. Allah bir kaşık da nane koydum içerisine. Bizim kaşık arkadaşlarım çay kaşığından bile azalıyor galiba içerisinde bu. Böyle biraz da nanesini karıştırayım hemen içerisinde. Gördüğünüz gibi ocağımız altı zaten kısık. Şuradan da hemen bardağımızda soyağımız arkadaşlar iyi oluyor. İçerisinde şöyle bir iki suyunu dörtte. Bismillah. Şöyle güzel bir karıştıralım arkadaşlar. Böyle karıştırma zaten tam bu haline geliyor. Şu anda sıcak olduğu için. Şimdi tekrardan suyumuzdan doldurduğunu gördüğünüz gibi güzelce karıştıralım sizlerle birlikte. İlk başta arkadaşlar şöyle bir güzelce karıştıralım ki içerisinde pütürleşme kalmasın, pütür olmasın yani. Güzelce karıştırmak önemli. Az sonra inşallah mantı yapacağım. Kayseri mantısı canlarım. Çorum mantısı canlarım. Yanlış söyledim yine ya. Yarabbim Allah'ım. Benim kafa nerede böyle kaç gündür? Tamam da arkadaşlar kaç gündür bir değişik benim mübarek. Ne zamandır okula da gitmiyorum ya. Ben de 15 gün gideceğim kafa daha bir değişik olur benim de. İnşallah sizler de günlük 2 tane video yapmaya çalışacağım. İnşallah sizler de izlersiniz beğenerek. Bol bol yorum yaparak destek vererek bana. Bakalım arkadaşlar 2 tane yükleyebildiğim günler 2 tane yüklerim. 1 tane yükleyebildiğim günler 1 tane yüklerim. Günlerimiz arkadaşlarım çünkü belli olmuyor. Bugün sizler ön kamerayla çekim yapmak istedim. Neyse arkadaşlarım sizler benim ön kamerayla çektiğim videoları daha çok beğeniyorsunuz. Biraz kalitesiz oluyorum. Ben kendimi gördüm, kendimi daha ifade edebiliyorum yani bu şekilde. Öyle. Biraz suyu verdim biraz da. Az oldu gibi. Suyu. Şöyle bir karıştırayım hemen. Çok az daha galiba edeyim. Kısık ateşte arkadaşlarım ben bunu böyle pişireceğim. İşte. Şimdi sizler de şöyle kuru biberlerimizi ilave edelim. Dedim içerisinde ilave edildi arkadaşlar onu ilave edelim. Yoksa unuttum ben bunun falan olduğunu. Şöyle içerisinde ilave ettim. 10-15 kadar canlar. Tatlı olduğu için değerli izleyicilerim istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Sizler de yapmak isterseniz nasıl yaptın olsan diye de bunu soracak olursanız değerli izleyicilerim. Ben bunları canlar direkt şöyle şöyle biberlerim tatlıydı değerli dostlarım. O zaman içinde kilogramda 3 TL'den birini aldıydım. 10 liralık aldım o zaman. 3 kilo 300 gram ne gelmişti herhalde. Güzelce biz onları doğradık. Güzelce şöyle. Hatta videom var kanalımda onunla bakabilirsiniz. Değerli dostlarım. Gün günde videomu da arkadaşlarım kurumuş aylarında göstermiştim. Doğradıklarımı işte güneşle kuruttum. Güzel tuz attım hatırlamıyorum nasıl koydum. Ama arkadaşlarım nemlenmesin diye balkona duruyordu benim biberlerim. Üzerine de şöyle 1-2 tane şey olarak, yaprak olarak defne yaprağı attım. Nemlenmemesi için arkadaşlar nemi alır defne yaprağı. Tuzluklarınızı falan koyabilirsiniz. Tuzluklarınızı isterseniz siz de arkadaşlar mesela akmıyor şu tuzun içerisinde. Pirinç dahi koyabilirsiniz. Pirinçle defne yaprağı nemi alır içerisinde. Ve defne yaprağının güzel bir kokusu, aroması vardır. Et yemeklerine de çok yakışır. Yarın inşallah balık pişireceğim canlarım. Videomu da çekerim sizlere. İnşallah Rabbim izin verirse çekebilirsem. O şekilde yani. Sizler beni çok beğeniyorsunuz. Maşallah diyorsunuz canlarım benim. Ben sizlere günden güne daha iyi, güzel, kaliteli içerikler sunmaya çalışıyorum. Çoğu izleyicim diyor yani canlar. O sen kaçıncı sınıfsın? Nereye gidiyorsun? Öyle yani. Soran ama hatırımı soran çok Allah razı olsun hepinize dedim de sizlere çok çok selam var canlarım. Beni izleyip destek verdiğiniz için arada bir dedem de kanalda çıkartıyorum. Ne kadar arkadaşlarım videoda o kadar çok iş olursa video o kadar kaliteli oluyor. Ama tabii ki arkadaşlarım benim halam, ablam, sonrasında diğer aile fertlerim, aile kişileri yani. Çıkmak istemediği için çekmiyorum. Herkes arkadaşlarım çıkan çıkar, çıkmayan çıkmaz yani. Çıkanları çekmeye çalışıyorum ben sizlere dostlarım. Böyle güzelce gördüğünüz gibi karıştırıp pişiriyoruz.
Şimdi arkadaşlarım ağzını açabilirim. Şöyle güzelce karıştırmaya devam edeceğim sizlerle. Bu böyle tarhana çorbasının özelliği, en önemli özelliği zaten böyle karıştırılarak pişirilmesi. Bizim evdekilerde gerçekten tarhana çorbasını çok seviyor. Her gün olsun neredeyse yerler canlarım. O kadar ciddiyim yani. Şöyle bu burada. Güzel karıştırdım ben bunu sizlerle birlikte. Şurada arkadaşım sarımsağımız var. Bir bakayım ona göre dışarıdan sarımsak alıp geleyim ben. İçine sarımsak koyayım. Bizim evdekiler çok sarımsak seviyor. Şöyle altını kısayım hemen. Balkonumuzun kapısını açayım ben, alıvereyim oradan. Şöyle hatta sizlere de çevireyim ben. O tarafa göstereyim. Bizim sarımsaklar da canlarım işte burada bunun içerisinde. Ben alabilirsem bismillah. Şöyle şu iyi. Kapağını tekrardan kapatayım. Şöyle bu dışarıdan sizlere bir kare alayım şu şekilde. Gördüğünüz gibi tekrardan içeriye dönelim. Şöyle canlarım biraz da ben size dışarıdan çektim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sarımsağımızda. Bu sarımsaktan şimdi sizlere de ben güzelce arkadaşlarım ayıklayacağım. Şurada bir yandan hemen ayıklayayım. Böyle gördüğünüz gibi elinizle bastırarak hemen arkadaşım çıkarıyor zaten içerisinde. Şu şekilde. Sarımsak nereye gitti? Bir tanesi uçtu. Şuradaymış. Ne kadar kullandım sarımsak bilemedim. Şöyle bakayım. Göz kararı yaparım ben onu. Böyle 3 tane sarımsak yeterli olur bana. Şu geri kalanında. Şu aşağıya soğanlarımız yanına atayım. O sarımsak yanında yiyorlar. İşte zaten kardeş gibi bir şey bence. Böyle güzelce bunları ben yıkayayım bir canına. Evet değerli izleyicilerim, şu şekilde çorbamızı karıştırmayı ihmal etmeyeyim. Çorbayı karıştırmak da önemli çünkü dibine tutar yoksa bu da çorbamız. Tarhanaları şöyle güzel çorbamızı ocağımızda pişmeye devam ediyor. Sizler de ben şimdi bunları şöyle bir elimle ezeceğim. Sonrasında doğrayacağım çorbamızın içerisine. Görüyor musunuz? Tezgahımız üzerinde canlar. Elinizle bastırınca zaten şu şekilde. O ayrılır kendi kendine. Kabuğu soyulur yani. Şöyle yakından çekeyim sizlere bakın. Şöyle hemen canlar. Zaten açılıyor kenarından değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Böyle gördüğünüz gibi elinizle de çıkıveriyor. Şöyle şu ata koyayım. Hemen şunları da ekleyeyim içerisine doğrayıvereyim canlar ilk baş aşamalardan. Şimdi ilave iyi oluyor çünkü hepsini koyup karıştırınca hepsinin tadı lezzeti birbirine geçiyor. İsterseniz sizler içerisine börülce, nohut, karnıkara, karnıkarayı zaten böreceğin şey oluyor da. Farklı isimle söyleyen değerli izleyicilerim için söylemek istedim. Bu şekilde. Güzelce tamamen 3 tanesini soydum canlar. Şimdi de şurada hemen elimi bir yıkayayım. Şimdi içerisine doğrayalım güzel çorbamız, bu sarımsaklarımız. Değerli dostlarım, değerli izleyenlerim. Bunu görüyor musunuz? Orta büyüklükte iyi olur bunun içerisinde. Bizim evdekiler gerçekten çok sever tarhana çorbasını. Ben de çok severim de canlarım kendi yaptığımı seviyorum ben. Ben içerisinde domates katarım, biber katarım, her şeyi katarım. Normal arkadaşlarım tarhana yaparken domates biber katarından bahsetmiyorum ama sizlere ben. Nasıl, neden bahsediyorsanız size soracak olursanız arkadaşlarım ben şimdi pişirirken katarım içerisine, öyle severim yani. Böyle bu da niye kapattı? Eğilip duruyor, bitirip otur bunu. Ben de anlamadım. Her zaman eğiliyor ya gerçi. Bugün daha bir değişik. Ön kamerada normalde olmaz iş böyle benim. Şöyle. Güzelce doğrayalım. Sarımsak da arkadaşlarım gerçekten çok faydalı. Ama kokusu yüzünden fazla tercih edilmiyor tabii ki de. Ben kokusunu pek fazla sevmem. Tabii güzel oluyor ama. Sarımsaklı yoğurt falan yaptığınızda salatanın mantının üstüne döktüğünüzde. Şu şekilde. Güzelce indiğince sizlerle doğradık gördüğünüz gibi. Canlarım tamamlayacak burada. Şekilde içerisine karıştı. Hemen şimdi çayımızı büyük veriyoruz. Şuradan getiriyor. Sizler neler hazırladınız canlarım? Böyle bu da tamamdır. Böyle güzel bir karıştırdım. Kısık ateşte arkadaşlar onu güzelce karıştırıp pişireceğim. İnşallah piştikten sonra en son halinde sizlere gösteririm ben bunun da. Az sonra zaten mantı koyarken çekmeye devam edeceğim sizlere.
Evet canlar, şöyle görmüş olduğunuz misler gibi oldu tarhana çorbamız. Kokusu da enfes geliyor buraya şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Göstereyim sizlere de bir koyduğunuz şekilde. Canlarım az sonra zaten bu 1 saat daha çorbamız dinlenecek. Biraz da koyulaşacaktır. O yüzden şöyle ben çok koyu yapmadım şu şekilde oldu. Rabbim yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar versin inşallah. Hepinize afiyet olsun diyorum. Az sonra da arkadaşlarım sizler domatesimizi yapacağız. Onu da sizlere bu videonun içerisinde videosunu koyacağım. Halamın gelmesine daha biraz da zaman var canlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben çorum altımızı çıkardım. Şöyle bir sizlere de yakından göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mantımızı burada bekletip koyayım. Şimdi sertte mantımızın suyunu koyalım ocağa inşallah. Halamın gelmesine daha 45 dakika falan o civarlarda zaman var canlar. Şöyle hemen ben bunu suyunu koyayım ve izleyicilerim ocağımızı hemen pişsin. Kaynasın yani suyu, suyu pişsin diyorum. Suyu pişirip kaynar. Şöyle hemen suyumuzu koyalım ocağımıza, pişirelim. Değerli dostlar, değerli izleyicilerim. Kıymetli canlarım. Şöyle bizler de suyumuzu koyuyoruz sizler de şimdi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlarım altını da açayım. Tuz falan da koyayım birazcık sizlerle birlikte. Böyle el kararı, göz kararı. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu kadar yeterli olur buna. Göz ölçüsüyle arkadaşlarım elimle ilave ettim. Sizlerle birlikte. O zaten yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Şöyle altını birazcık da yarım alayım. Olacaktır o. Şöyle çorbamızın altını artık kapatayım. Çorbamız doldu zaten. Şöyle ben biraz daha pişmediğim biberle falan pişmediyse. O da tamamdır şöyle. Bu da bunu burada dinlerine koysun yavaştan. Şöyle burada arkadaşlarım suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynaktan sonra mantılarımız içerisine ilave ederken sizlerle de görüşmek üzere inşallah canlar. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi mantımızın arkadaşlarım şurada suyu kaynadı. Şimdi sen şöyle mantımızı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sen her işleri yerine yedirmeyi nasip edeyim inşallah. Böyle güzel bir görmüş olduğunuz gibi mantılarımızın içerisine ilave ettim canlar. Şimdi güzelce karıştıralım değerli izleyicilerim kefirimize. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Güzelce bol sudan şu şekilde kaynatacağız. Gördüğünüz gibi. Sonrasında arkadaşlarım üzerine sarımsaklı yoğurt ya da sade yoğurt da dökebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Ben çok severim. Şöyle ocağımızın altı gördüğünüz gibi full açık. Az sonra arkadaşım kaynaktan sonra sizlerle birlikte en son halinde göstermeye çalışacağım inşallah. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi mantımız kaynamaya başladı. Şöyle hemen biraz daha pişirdim mi mantımız hazır hale gelecek. 5-10 dakika var. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi ben şu şekilde yağını, sonrasında kırmızı pul biberinin nanesini şu şekilde görmüş oldum. Kavurdum, üzerine koydum canlarım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle burada da sarımsaklı yoğurt yaptım şu şekilde sizlere de bir göstereyim. Güzelce de karıştırdım canlarım. Sizler de şimdi bunun üzerine dökeyim bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi en son hali bu şekilde oldu. Ben şimdi sizler de kapanışımı yapayım. Evet canlarım, benim bir videomun daha sonuna geldim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.